Merkez Bankası peş peşe faiz arttırdı, döviz tırmanışını sürdürdü, doların ateşi düşmedi. Dolar bütün para birimleri karşısında değer kazandı. Ancak ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek böyle dedi. Faizin beklentileri aştı. Dolarda yıl sonu tahmininin yükseldiği bir ortamda hükümetten endişeler giderildi açıklaması geldi. Kamu maliyesine ilişkin endişeler yersiz, para politikasına ilişkin endişeleri giderdik. Batman'daki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi Şimşek. Türkiye ekonomisinde dış kaynaklı bir şok olduğunu ifade etti. Dış kaynaklı tabii bu şok, o da büyük ihtimalle çok kalıcı olmaz. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, doların artışını FED kararına bağladı. Şimdi bir taraftan Amerikan Merkez Bankası dolar likiditesini kısıyor, faizini yükseltiyor. Bir taraftan da Amerikan hazinesi daha çok dolar talep ediyor. Bu da küresel dolar likiditesini olumsuz etkiliyor. Ardından konuyu seçime getirdi Şimşek. Kredi derecelendirme kuruluşlarını işaret etti. Seçim arifesindeyiz. Bunun yarattığı kısmı da olsa bir belirsizlik söz konusu. İlginç bir zamanlamayla rating kuruluşları veya en azından bir tanesi Türkiye'nin notunu düşürünce bu endişeler tabii arttı.